2024 Nobel Ekonomi Ödülü Daran Acemoğlu'na verildi. Peki Daran Acemoğlu gerçekte kim? Afyonkarahisar Üniversitesi öğretim üyesi Mücahit Gültekin bu soruya Acemoğlu'nun Ulusların Düşüşü kitabı üzerinden yanıt veriyor. Kitapta fakirlik ve krizden kurtulmanın yolu batılı liberal ve siyasi kurumların ülkeye yerleştirilmesi olarak gösteriliyor. Örnek olarak gösterilen ülke ise sömürgecilik döneminde İngiliz himayesini kabul eden ve İsrail'le sıkı ekonomik ilişkisi olan Bosfor. Gültekin'in Acemoğlu'nun kitabı hakkında değerlendirmesi şöyle devam ediyor. Birkaç yıl önce Daran Acemoğlu'nun Ulusların Düşüşü kitabını okumuştum. O sıralarda Facebook sayfamda şöyle bir paylaşım yapmıştım. Daran Acemoğlu'nun James Robinson'la birlikte yazdığı çok satan kitabı Ulusların Düşüşü özet olarak bize hiç kıvranmayın. Eğer batılı liberal ve siyasi kurumları, kapsayıcı kurumlar diyor buna yazarlar, gerçek anlamda ülkenize yerleştiremezseniz fakirlik ve kriz kaderiniz olacaktır diyor. Kitabın ilk sayfalarında Kuzey ve Güney Kore'nin uydudan çekilmiş bir fotoğrafını gösteriyor bize Acemoğlu. Kuzey Kore koyu bir karanlık içinde gömülmüşken Güney Kore ışıl ışıl parlıyor. Peki neden? Çünkü Güney Kore kapsayıcı siyasi ve ekonomik kurumlara sahiptir. Acemoğlu'na göre özellikle fakirlik ve açlıkla damgalanmış Afrika'nın da temel sorunu bir türlü kapsayıcı ekonomik kurumlara sahip olamamasıdır. Ama bu karanlığa gömülmüş kıta içinde yine ışıl ışıl parlayan bir ülke vardır. Bosvana. Acemoğlu ve arkadaşı Bosvana'ya o kadar sık gönderme yapıyor ki bu ülkeyi biraz araştırma ihtiyacı duydum. Kıtadaki diğer ülkelerin kaderini paylaşmaması sebebiyle Afrika'nın İsveci olarak isimlendiriliyor Bosvana. Tabi bunun da sebebi Acemoğlu ve arkadaşına göre Bosvana'nın kapsayıcı ekonomik kurumları geliştirmeyi başarabilmesidir. Fakat biraz daha araştırınca Bosvana ile ilgili ilginç bilgiler öğreniyoruz. Bosvana elmas zengini bir ülke. İhracat gelirinin %85'ini elmas oluşturuyor. Dünyada en çok elmas çıkarılan ikinci ülke konumunda. Buna karşılık Bosvana'da üretim sektörü çok zayıf, gayri safi yurt içi hasılanın %4'ünü oluşturuyormuş. Bosvana'nın 1993 yılından beri İsrail'le diplomatik ilişkileri var. Dahası 6 İsrail merkezli elmas firması Bosvana'da elmas madenlerini işletiyor. En çok ihraç yaptığı ilk 3 ülke İngiltere, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İsrail. İsrail ve elmas arasında geçmişi çok eskiye dayanan bir ilişki var. Elmastan elde edilen gelirin İsrail'in gayri safi milli gelirinin %30'unu oluşturduğu ve sektörün her yıl İsrail Savunma Bakanlığı'na 1 milyar dolar para aktardığı söyleniyor. Elmas denince bütün dünyada tek bir şirket akla geliyor. De Beers. De Beers 1888'de Rothschild ailesi tarafından finanse edilen İngiliz iş adamı Cecil Rhodes tarafından kurulmuş. Bu adam Afrika'da Rodezya diye kendi adına ülke bile kurmuş. Sonrasında Kuzey Zambiya, güneyde Zimbabwe olmuş. De Beers, İngiltere merkezli ve 1927 yılında bir Alman Yahudisi olan Ernest Oppenheimer tarafından tamamen ele geçirilmiş Anglo-Amerikan şirketi 2011'de şirketi satın almış. Dünya elmas ticaretinin yaklaşık %75'ini elinde bulunduran De Beers şirketi 2008 yılında Botswana'ya gelmiş ve ülkedeki bütün elmas kesme ve parlatma işlerinin tek bir merkezde Elmas Park ismini vermişler yapılacağını müjdelemiş. Bosvana, sömürgecilik döneminde Hristiyanlığı ve hemen peşinden de İngiliz himayesini kabul etmiş, anti-emperyalist bir mücadeleye girmemiş. Batılı ülkelerle ve özellikle İngiltere ile sıcak ilişkiler kuran Bosvana, diğer ülkeler gibi tahrip edilmemiş, bağımsızlığını kolayca almış. Acemoğlu'nun da adını sıkça zikrettiği Sri Sekama, İngiltere tarafından sürgüne gönderilmesine rağmen döndüğünde İngiltere yanlısı bir politika takip eden Bosvana Demokratik Partisi'ni kurmuş, 1965'ten 2009'a kadar bütün seçimleri bu parti kazanmış ve Bosvana siyasetine hakim olmuş. BDP, kimi Afrika ülkeleri gibi Soğuk Savaş döneminde komünist politikalar takip etmemiş, liberal tutumuyla ABD ve İngiltere'nin desteğini almış. Dahası Bosvana, Güney Afrika'daki apartheid rejimine karşı da bir tavır almamış. Mesela Güney Afrika, kendisine muhalefet eden diğer Afrika ülkelerinde silahlı örgütler kurup yardım ederken Bosvana'ya dokunmamış. Buna ek olarak Bosvana'da hiç silahlı darbe yaşanmamış. Ayrıca BDP liderlerinden Moa İbrahim, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından Legion d'Honneur nişanıyla taltif edilmiş.